Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Ekrem Demirten, İsmail Akgöz, Seyhan Günhan, Abdullah Gözü Büyüklü. 17 maddelik gündemle toplanan belediye meclisi toplantısına TV19 iddiaları damgayı vurdu. Görevden alınan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü tarafından çok ortaklı olarak kurulan, ortakları ve belediyeden aldığı ilan paraları zaman zaman eleştiri konusu olan TV19 son yapılan belediye meclis toplantısına karıştırdı. Eski bir belediye çalışanı olan Ünal Ateş'in kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarını Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz gündeme taşıdı. Ateş'in paylaşmış olduğu Çorum'un tanınmış simalarında aralarında yer aldığı ortaklar listesine vurgu yapan Yılmaz, iddiaların bir an önce aydınlatılması gerektiğini dile getirdi. Yılmaz konuşmasında, Ateş'in yapmış olduğu son paylaşımlarında TV19 şirketinin 20 ortağının olduğunu ve hatta bazılarının şu anda da belediye meclis üyeliği yaptığını ve bu şirketin belediyeden 8-10 tane ihale aldığını belgelerini yayınlamıştır. Böyle bir olayın aslını ve doğruluğunu kamuoyu yararına sormak isterim diyerek iddialara bir cevap aradığını belirtti. Geçmiş dönemde belediyemizde çalışan ve idare amirliği yapmış olan Ünal Ateş denen bir arkadaşımızın uzun zamandır Facebook sayfasından paylaştığı bir takım bilgiler var. Birçok şeyi paylaşıyor ama hepsi değil ama son paylaştığı bir konuyu ben burada sizlerle paylaşmak isterim ve sizlere de sormak isterim. Ünal Bey tabii belediyede çalışmış olması hasebi ile iddiaları vardır. Biz de buna iddiadır diyoruz çünkü doğruluğunu veya yanlışını bilmiyoruz. İnşallah hep birlikte doğru veya yanlış olduğuna inşallah kamuoyunda karar veririz. Son iddia şudur. TV19 denen bir şirketten bahsedilmekte. Bu şirketin 20 tane ortağı olduğundan bahsedilmekte ki Ticaret Sicil Gazetesi de var. İsimleri tek tek okumama gerek yok sanırım. Ama bu tabi bu listedeki bazı arkadaşlarımız hali hazırda da belediye meclis üyeliği yapmakta. Aynı zamanda bu şirketin de belediyeden 8-10 tane ihale aldığına dair de bir takım belgeler yayınlamıştır. Böyle bir olayın astarı, doğruluğu var mıdır, yok mudur? Kamu yararına sormak isterim. Teşekkür ediyorum. Yılmaz'ın iddialarına kısa bir cevap veren Belediye Başkanı Zeki Gül ise varsa iddiası, iddiasını ispatla mükelleftir. Biz burada hakimlik savcılık yapamayız dedi. Arkadaşlar varsa iddiası, müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Biz burada hakimlik savcılık yapma durumunda değiliz. Biz açıkladık. Ben ona cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, kitabımızda geçelim.